Ondan bahsediyoruz. Oyunlarını bu şekilde kusursuzlaştırdılar. Şampiyon seçmekleri geldi. Tabii Gen.G de henüz Ambition'ı hiç tercih etmedi. Hep Haru ile oynuyorlar. Bu arada buraya onunla geldiler zaten. Yani bölgesel elemeleri onunla bitirmişlerdi. Sezonun büyük bölümünde Haru oynadı ve ona güvenmeye devam ediyorlar ki aslında bence de doğru olan Haru'nun oynaması. Ambition'la oyun inanılmaz derecede yavaşlıyor ve bu sefer işin içinden çıkılmayacak bir hale girebiliyor. Her ne kadar son senenin dünya şampiyonu olsa da Ambition'ın şu anda Gen.G'de yedek konumunda olduğunu belirtelim. Tabii Gen.G Esports Samsung Galaxy'den gelen 5 oyuncu takımın el değiştirmesiyle şu anda bu bayrağın altında, bu formanın altında oynuyorlar. İlk 3 yasaklamalarda sona erdi. Tahmkent, Lissandra ve Zaya yasaklamaları Cloud9'dan. Gen.G Esports'tan ise Nocturne, Kai'Sa ve Kindred yasaklamaları. Urgot da açık kaldı ve Alistar ilk tercih çünkü Alistar da açık. Alistar açık ama direkt olarak Urgot Aatrox ikisinin olduğu bir noktada Aatrox'u tercih etti. Gen.G tarafı. Hiç düşünmediler bu arada. Yani Aatrox ve Talia'yı anında kilitlediler. Bir yandan da kırmızı tarafta Nocturne'u yasakladıkları için yani kırmızı tarafta Nocturne'u yasakladılar. İlk seçimden Talia'nın alınmayacağını büyük bir ihtimal biliyorlardı zaten. O yüzden kendileri anında Talia'yı kilitledi. Bakalım Blaber buna karşı ne seçecek? Yani bir karşıt seçime mi gidecek ormancı olarak? Yoksa standart bir ormancı tercihinde mi bulunacak? Potansiyel olarak Olaf ya da Zinza burada öne çıkıyor ki bunlar özellikle Zinza, Blaber'ın sevdiği şampiyonlar ki Blaber ile Seven Skier'in arasındaki fark da Blaber'ın kafa atmayı seven bir yapısının olmasından kaynaklı olarak Jensen'a birazcık daha onu destekleyebileceği şampiyonlar alınmasını zorunlu kılıyor. İşte Zillion ve Galio gibi Blaber'la bunları çok daha fazla tercih ediyor. Ki Zillion'u da, Zinza'yı da özür dilerim gösterdi ama nişancı pozisyonuna Tristana'ya gittiler. Nişancı havuzunda daraldığını varsayarsak. Ruler'ın sevdiği şampiyonlar hala açık ama hem Varus hem Ashe ikisi de oynanabilir durumda. Bakalım onlardan bir tanesini tercih edecekler mi? Ama bu sefer Rakan'ın burada olması yani Tahmkent veya Thresh yok. Bu tip mobilitesi kısıtlı şampiyonları koruyabilecek bir şampiyon olmaması biraz o konuda ellerini sıkıştırıyor ve derken ormancı yasaklamaları geliyor Gen.G tarafından. Bir tanesi Zinzao, diğerinin de Olaf olması çok kuvvetli muhtemel. Kendileri zaten Talia'yı seçmişti. Bu arada erken de bir Tristana tercihi geldi sanki. Cezalandırılabilir kesinlikle. Ama işte Rakan'ı alması burada Core JG için Gen.G'nin. O orada biraz ellerini sıkıştırabilir dediğim gibi çünkü Varus veya Ashe'e gitmek şu an birazcık problem yaratabilir onlar adına. Olaf yerine Camille'i yasakladı burada Gen.G tabi. Olaf açık ama bakalım Blaber ona gidecek mi? Camille ve Zinci'den çok iyi yasaklamalar oldu bence. Özellikle ya bu kadar iyi bir çekirdek kurmuşken Cloud9, Urgot, Alistar ve Tristana ile birlikte ya bu tarz yakın dövüşçü, mobil ve yani hakikaten hasar konusunda da eksiği olmayan ormancılar Gen.G'nin canını çok sıkabilirdi. Özellikle Talia'nın canını çok sıkabilirdi. Evet. Bakalım Lucian gelecek mi? Kalan şampiyonlar içerisinde evet koridor aşamasına en rahat geçirebilecek şampiyon Lucian gibi gözüküyor. Hem güvenli hem de erken güçlenen bir şampiyon. Talia, Aatrox ve Lucian'la beraber ilk eşyalardan itibaren çok ciddi güçlenen bir kompozisyonu şu an Gen.G'nin var. Ve biraz evvel de bahsetmiştim. Galio tercihinde bulundu Blaber. Ormana gidecek ve orta koridorda Galio Blaber'ın kafa atmasını istiyorlar. Bu turnuvada Kikis'in yine Talia'ya karşı Jarvan oynadığını görmüştük. Açıkçası Jarvan Galio ikilisi gerçekten ölümcül bir ikili. Bakalım buna cevap olarak Poppy'yi mi tercih edecekler? Poppy geldi. Orta koridora Aatrox gidiyor. Veya bir dakika Talia ortaya gidebilir. Poppy ormana gidebilir. Aatrox üste gidebilir yine ama ama düşük ihtimal. Düşük ihtimal muhtemelen Aatrox orta koridora gidiyor. Evet Poppy üst koridorda Jarvan'a karşı iyi bir seçim ama koridor aşaması gerçekten çok zor olacak Urgot'a karşı. Ben yine tutunabileceğini düşünüyorum ya şeyin Poppy'nin. Gerçi bu arada Poppy sadece Jarvan'a karşı değil. Alistar, Jarvan, Galio bunların hepsine karşı hatta yeri Urgot, gelirse hatta Tristana hepsinin bir tane dash skill'i var. Özellikle o zaten. Özellikle Tristana'ya karşı çünkü yani bir üst koridor oyuncusu olarak gözünü kapatacak Tristana'nın üzerine E'sini atacak ve şeye gerek yok. Yani duvara çarpmasına da gerek yok. E'yi atıp şeyi açtığı i̇çeride zaman bırakacak Tristan. İçeride bıraktığı zaman Tristan'ı 3 saniye boyunca takılıp kalacak orada. O yüzden Poppy bence muhteşem bir üst koridor tercihi oldu bu kompozisyona karşı. Varus
Vadiye doğru geçiş yapacağız. Şimdi günün son karşılaşması Cloud9, Gen G. Gerçekten de bu mücadele iki takımın da kaderini birazcık belirleyecek bir maç. Yani Gen G'nin burada artık galibiyet alması şart. Bu galibiyet alamazlarsa çok zor olacak ikinci maç günlerinde onların gruptan çıkma şansının devam etmesi. Evet, burada Gen G bugün turnuvaya artık yani onun için mutlak, onlar için mutlaka kazanmaları gereken bir maç. Eğer bu maçı kazanamazlarsa diye turnuvanın ikinci, yani diğer maçlarında RNG'yi yenmek zorundalar. Hı-hı. Çünkü iki galibiyet onların gruptan çıkması için yeterli olmayacak muhtemelen. Bu arada alt koridorda Cloud9 tarafında bir minyon uçuran var ve koridoru Tristana ile beraber çok net bir şekilde ittirmelerini sağlayacak. Zaten Lucian'ın hem menzili kısa, hem koridoru ittirerek kazanabilen değil, koridoru savaşarak kazanmaya çalışan bir şampiyon Lucian. Daha önce bir Eren sana sorayım. Aslında hatta Chris sen de biliyor olabilirsin. Çünkü ben hatırlamıyorum. Daha önce bir Kore takımının grup aşamasından çıkamadığı bir dünya şampiyonası var. Sezon 4 olması gerekiyor. Hı-hı. Najin yanılmıyorsam o sezon çıkamamıştı. Evet. Onun dışında ama son hatırladığım kadarıyla Black Sword ve White Shield'ın olduğu, beraber olduğu turnuvayı biliyorsun. Yok, sadece şey vardı. White Shield vardı galiba sadece o sezon. Yo, White Shield'ın olduğu sezon White Shield çeyrek finale çıkmıştı. Hatta son anda gelmişlerdi. En iyi performans sergileyenlerden bir tanesi olmuşlardı. Öyle miydi? Ben öyle hatırlıyorum ama... Bir tane gruptan çıkamayan Kore takımı hatırlıyorum ama tam hangisi olduğundan sonra sezon 3 ya da sezon 4'te olması lazım zaten. Ondan sonrasında bütün turnuvalarda gruptan çıkmayı başardı Kore takımları. Hatta hemen çeyrek final öncesinde çeyrek finalde elenen sadece bir tane yanılmıyorsam sezon 5'te vardı. Aynen, White Shield çeyrek finale çıkmış orada. 2014'te Kore takımları çıkmış, yani gruptan çıkmışlar. O zaman sezon 3 muhtemelen, 2013'te. Bir tane olması lazım yani. Evet, şu anda Eren'i fact check ediyoruz. Evet, maçı bıraktık ve tamamen buna odaklanmış durumdayız. Samsung Ozon çıkamamış bir önceki sene. Evet, Samsung Ozon. Onda da 5 takımlı ikişer grup varmış dünya şampiyonası. Tabii o zamanlar Samsung aslında iddialı bir takım değildi. Hı-hı. O seneden sonra iddialı olmaya başladılar. Samsung White ve Blue olarak ayrıldıkları için. Ve zaten hepimiz biliyoruz Samsung White'ın o muhteşem dünya şampiyonluğunu. Ki o dönemde de şu anda Gen G'nin koçu olan Edgar, Samsung Blue'nun koçuydu. Aynen. Yani yarı finalde elenen takımın. Samsung altyapısının 3 şampiyonluğunda da Edgar vardı yani. Gerçekten de inanılmaz bir geçmişe sahip. Ve bambaşka kadrolarla, bambaşka oyunlarla bunun bu şampiyon olabilmesi açıkçası gerçekten Edgar'ın inanılmaz büyük bir başarısı. O zaman bambaşka bir oyun oynuyordu. Çok daha patlayıcı, çok daha hızlı bir oyun oynayan bir Samsung Blue vardı. Bu arada seni bölüyorum çünkü orta koridora bir baskın geliyor Blaber'dan, erken bir baskın. Şimdi burada Crown zor durumda, Crown çok ileride, buradan kaçması pek mümkün görünmüyor. Sıçrası kullandı ama Blaber'da hemen sıçrayı kullanıp... Ooo düştü! Orada skoru aldı diyecektim ama Crown'ın tabii tutuşturla girmesi. Ben yani bayağı niye tutuştur attı, öldüremeyecek ki diye düşünürken bir anda son o tıkla almayı başardı. Minyon agrosu mu çekti acaba? Büyük olabilir, bir de büyük halkanı orada yanıltabiliyor. Can havuzu gibi görünüyor. Alt koridorda baskıyı korudu Gen G alt koridor. Tabii erken oyunda çok çok daha güçlü bir şampiyon Lucian Tristana'ya göre. Evet. Ya Uzi'den sonra turnuvanın en iyi nişancısı olarak da görülüyor aslında Ruler. Aynen. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani Deft'in daha iyi bir sezon, yaz sezonu geçirdiğini itiraf etmem gerekiyor. Şahsen Ruler'ın genel toplamda daha iyi bir nişancı olduğunu düşünsem de. Bir kere daha izliyoruz. Yani orayı bir tutuştur atılan noktayı. Bu arada bir tane orada yeteneğini de kaçırmış Crown aslında ama. Ya minyonlar çok vurmuş ya. Bütün evet. Minyonlar şey bütün agroyu almış. Jensen bir de minyonlara doğru yürümeye devam etmiş yani. Ya, minyon blok yemiş olabilir mi? Tam dikkat edemedim ama. Diğer taraftan gitse yemeyecek ki. Diğer tarafta minyon. Doğru, evet. Yani minyonların içine girmeyi kendisi tercih etmiş zaten. Bir kere daha şansını deniyor Jensen. Şimdi Blaber yine geldi. Bırakmayacaklar Crown'ı. Bu arada açıkçası C9'in yaptığı bu hamlenin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Crown zaten mental olarak sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Kendisine güvenini zaten biraz kaybetmiş bir oyuncu. Dolayısıyla burada iyice onun üzerine oynamak iyice kötü hissettirebilir. Bir de Galio tabii kitle kontrolü var. Galio'nun koridorda baskın atılmasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda 6. seviyeye geldiği zaman Galio'nun koridorda rahat etmiş olmasını istersiniz. Çünkü etrafa hareket etmesi lazım. Aynen. Etrafa gidebilmesi lazım. Mesela Vitality karşılaşmasında böyle bir problem yaşamışlardı. Artı hem Galio ulti atacak birini de bulamıyordu. Bu sefer hem Alistar var hem de Jarvan var. Galio için ulti atmak çok daha kolay olacak. Kesinlikle.
Crown cehennem prangası tutmadı ama yine de fena bir takasa girmiyor burada. Açıkçası ama Crown'un buradan üstün çıkma, evet, ihtimali de yüksek çünkü 5. seviye, bir seviye üstünlüğü var. Tutuşturu olsa muhtemelen skoru almaya çalışacaktı burada. Ve yani o iki uzun kılıç da ona yardımcı olacak hasar konusunda. Bu Jensen'in de sıçrası var, birazcık da ona güveniyor. Evet. Ya Crown da zaten o yüzden zorlamak istemedi. Yoksa az önceki pozisyonda iki oyuncunun da sıçrasının olmadığı noktada Aatrox'un skoru aldığını görebilirdik. Bir kere daha göndermedi Jensen'ı üstse Crown. Ne şu ana kadar yani Crown baskın yemesine, iki tane baskın yemesine rağmen çok kötü bir koridor geçirmiyor. Yani QN'in de biraz zorlanacağı bir üst koridor aşaması. Bakalım şimdi Haru da buraya yaklaştı. Yalnız Jensen için işler zor olabilir. Ama yerden bitmeyle girmedi Haru. Biraz bekletti onu. Şimdi Crown'u yakaladılar. Ama Crown alt oldu dediğin gibi Blaber kendi 6. seviyesini biraz fazla üstün görünce orada Crown'un altı olmasını gözden kaçırdı. Çok güzel yemledi Genji. Seviye 6 Genji tarafında inanılmaz bir hasar var. Talia artı Aatrox'un gerçekten küçümsememeniz gereken bir hasar var. Aynı zamanda alt koridorda Core CC'yi görmüyorsunuz. Bu hareketi yapmak çok riskli. Tam bir Blaber ölüşü oldu bu. O yüzden Galio gibi şampiyonlar oynuyor zaten Cloud9. Burada yerden bittikten sonra 6. seviye olduğunu fark edince direkt içeriye girdi ama Crown'un 6. seviye olabileceğini hesaplayamadı. Artık Core CC'yi de hesaplayamadı. Ya onu çok birçok oyuncu hesaplayamazdı büyük tabii ihtimal. Ama 6 olmasa ölecekti çünkü Crown. Aynen ama yine de düşünmesi gerekiyordu böyle bir riskin olabileceğini. Artık Core CC'yi görmüyor dediğim gibi. Ama Crown'un da burada gerçekten çok kritik bir hamle yaptığını söyleyelim. 6 olmak için Minyonu tamamen Blaber'ı bırakıp Minyon'a odaklandı ve 6 olduğu gibi de ultisini kullandı. Neden? Sonra takım dünya şampiyonasına geldi. Ve bütün mevsim boyunca oynayan Fly'ı buraya getirmemeye karar verdi Genji bu sayede. Zaten herkesin ağzında aynı şey. Eğer Genji buraya Fly'la gelseydi şu an bu turnuvanın favorilerinden birisi olmayacaktı. Evet. Crown'un potansiyelinin ve kapasitesinin çok daha yüksek olduğu biliniyor. Core CC bir an için kötü pozisyonda yakalanabilirdi burada. Ki Zazel'ın da 6. seviye olduğunu ama kendisinin hala 5. seviye olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ultisi de yoktu Core CC'in. Blaber totemi alıp hemen geri çıkacak. Yalnız Jensen kötü pozisyonda bıraktı kendini. Küçümseyemeyeceğiniz bir hasarı var tabi Aatrox'un. Yani o sweet spotları vurduğu takdirde Q'sunun önemli noktalarını vurduğu zaman tam olarak nasıl adlandırıldığını Türkçe'de hatırlayamadım şimdi. Blaber yine yakında cehennem prangası kaçtı. Jensen yakalamayı başardı burada Crown'u ama güzel sıçra. Haru geliyor bakalım burada bir şey deneyecek mi Genji'yi? Yerden bitme! Güzel bir yerden bitme geldi ve Blaber'ın sıçrasını almayı başarıyor en azından Haru. Crown'un tabi ultisi gelmemişti o esnada. Hala henüz gelmedi. Birkaç saniyesi daha var. O ulti gelmiş olsaydı onu kullanıp çok daha ters bir duruma sokabilirdi aslında Cloud9 ikilisini. Yalnız iki ormancının da nasıl orta koridor oynadığını görüyoruz. Gerçekten bütün maç orta koridorda dönüyor şu anda. Licorice tabi üst koridordaki en azından koridor üstünlüğünü, yani minyonları itme avantajını bir şekilde buraya yansıtmak istiyor. Çok kritik bir hamle. Blaber yetişemedi. Belki de çalmayı denerdi ölme pahasına eğer görseydi ama biraz geç gelince orada alev ejderini çok rahat alıyor Genji ve Genji adına önemli bir kazanç bu. Bir sonraki ejderde bulut ejderi olacak. Hali hazırda erken safhada yüksek hasar çıkarabilen bir kompozisyonunuz var. O yüzden alev ejderi sizin için daha da kritik bir hal alıyor. Sadece alt koridordaki üstünlüğünü kullanarak bunu yaptı Emdaru. Ve tek başına başladı. Sonradan yardım gelmiş olsa bile bayağı bir canını, yaklaşık %70 canını tek başına indirdi o alev ejderinin. Yalnız şu anda tabii Ruler'la Core CC koridoru birazcık daha kendi kulesinde kabullenecek. Sneaky de gayet iyi bir koridor geçiriyor aslında. Yani Tristana'yla Lucian Rakan karşısına oynamak aşırı basit bir şey değil, en azından öyle diyeyim. Yani pozisyonunuza her daim dikkat etmeniz gerekiyor, yoksa en ufak bir hatanızda Rakan ve Lucian tepenizde bitebiliyor. Ona rağmen 10 dakikada 100 milyona ulaştı. Jensen şimdi iyi oynadı ama Crown'un ultisi olduğunu unutmayalım. Crown hemen ultiyi kullandı Zazel'ın gelişini gördüğü gibi. Crown'un sıçrası yok. Yine de buradan uzaklaşacak çünkü ölüp yeniden doğacak. Bir ulti, bir tane tutuşturla oradan çıkmayı başardı. Diğer tarafta Zazel'ın sıçrası ve tutuşturu gitti. Açıkçası Crown için kötü bir takas mı oldu dersek pek de evet diyemeyiz buna. Gayet iyi bir takas oldu.
olacak. Minyonları da ormancısı alacak. Haru için keyifli dakikalar. Zaten 20 milyonda fark atmış durumda şu anda Blaber'a. Yalnız yukarıda QA'nin iyi dayandığını görüyoruz. Sadece 5 milyonluk bir fark var. Ve can seviyesi olarak da maçın başından bu yana iyi oynadı, yalnız minyona gitti burada. Orada bir an için istediği hamleyi yapamıyor. Minyon sayılarına bir göz gezdiriyorum. Orta koridorda iyi bir farkı var Jansen'ın. Yine az önce ormandaki farktan bahsetmiştik zaten. Yani bunlar da birbirini eşitliyor. Chris yanlış görmediysem şifa bastı. Büyük kitabından aldığı şifayı bastı az önce. Bu arada Zazel'dan hatalı bir takas ve bu bir anda Genji için pozisyon yarattı. Zazel ultisini kullanmak zorunda kalıyor. Arka taraftan Haru gelecek mi diye baktık bir an ama Haru buraya gelmekten vazgeçti. Orta koridora gidiyor bir kere daha. Blaber ormanın, nehrin alamet tarafında dolaşıyor. Haru güzel bir noktadan geldi ama Haru'nun sadece rakibi korkutmak üzerine oynadığını, pek de yerden bitme denemediğini görüyoruz. Alameti almak üzere Blaber çok iyi bir noktada alıyorlar alameti. Yani o kadar uzakta alıyorlar ki. Ama agroya dikkat etmeleri lazım, aynen. Yoksa sıfırlanacak. Neredeyse sıfırlanıyordu ama Licorice ve Blaber takımın iki çaylak oyuncusu sene bazında konuştuğumuz zaman iyi bir iş başardılar. Bunu gören Genji de karşı ormana girip hem orada birazcık görüntü sağladı. Hem de karşı kırmızı güçlendirmeyi çaldı. Haru'dan da iyi bir oyun. Hiç kayıcıların oraya gitmeden büyük kayıcılı çalmayı başardı. Hatta küçüğü de almış. Orta koridordaki fark da açılmaya devam ediyor. 20 milyona kadar çıktı aradaki fark. Yani oyunun ilerleyen noktalarına bakacak olursak Tristana sayesinde ve Urgot sayesinde Cloud9 biraz daha tehlikeli görünüyor. O yüzden yani oyunun uzaması en azından bence Cloud9'a çok daha fazla yarıyor. Evet, Genji'nin amacı sanki böyle 25-27 dakikalar civarında bitirmekmiş gibi duruyor daha çok. Aynen öyle yani. Talia sayesinde özellikle daha yüksek miktarda baskı yakalamaları lazım. Şu ana kadar onu pek yakalayamadılar. Yani bir Alev Ejder dışında pek bir şey koyamadılar açıkçası ortaya. Blaber burada bir an fazla önde kaldı ama hemen Zazel'la sneak yardıma geliyor. Crown'un dikkatli olması lazım. Crown'un sıçrası da var. Jhannen prangası tutmadı. Crown burada hem ultisini hem sıçrasını kullanmak zorunda kalabilir. Ultisi anında sona eriyor. Tekrardan hayata dönecek. Doğduğu gibi burada sıçrayı attı ama Blaber hiç durur mu, yapıştırmış afeti. Anında skoru almayı başardı burada Blaber ve Cloud9'dan agresif bir oyun. Direkt olarak alameti de açtılar orta koridora. Sneak Haru alt koridora giderse oradan da o bir tane kule alabilir bu arada. Burada çünkü 3-4 kişinin orta koridorla ilgilenmesi lazım. Yalnız bu kuleyi vermeyecekler. Güzel oynadı burada Haru. Son manasıyla ultisini kullandı. Yine de baskıya devam etmeleri lazım. Sneak'i çünkü alt koridora yerleşecek. Bu minyon dalgasını temizlemesi gerekiyor Ruler'ın bir an önce. Sneaky de aşağıda baskıyı kurdu. Haru'nun manası olmadığını biliyoruz ama yine de Sneaky burada daha fazla zorlamak istemiyor. Sonuçta potansiyel bir risk. Bir anda Genji üyelerinin buraya gelebileceğini düşündü. Ya bekledikleri etkiyi yaratamadılar ama o ejderle. Pardon, alametle. Alametle, evet. Yalnız Jensen çok zor durumda kalacak. Jensen sıçrası da yok. Burada skor kimin olacak bakalım ve skoru da Haru aldı. Tabii orta koridorunuzda Aatrox olduğu için siz de çok rahat bir biçimde mavi güçlendirmeyi alabiliyorsunuz. Haru gitti, mavi güçlendirmesini aldı. Manasını doldurdu ve hemen orta koridora baskına geldi. Ama bütün takımın üstüne dönmüşken Jensen'ın o can seviyesiyle orada durmaması gerekiyordu. Ve Haru şimdi 11. seviyeye ulaştı. Ve dediğimiz gibi yani burada etkisi yüksek olması gereken kişi o. Jarvan iyi bir oyun çıkardı belki ama Haru bir tık daha aktif olduğu için daha fazla minyon aldı. Birazcık da koridordan tırtıkladığı için 11. seviyeye ulaştı. Hatta oyunda şu anda en yüksek seviyeye sahip oyuncu o. Yani Cloud9 az önce Crown'u kesince orta koridor kulesini almaya garanti gözüyle bakmıştı ama ilk kuleyi alan taraf Genji oldu. Ve bu kompozisyon için oldukça önemli bir şeydi bu. Bir de Bulut Ejder'i alacaklar. Bulut Ejder'in de artık öneminin daha arttığını biliyoruz. Dünya şampiyonasında da daha çok önem gören bir ejder oldu. Fakat bir sonraki ejder, Okyanus Ejderi, o çok bir şey etkilemeyecek. Hele ki bu kadar geç geleceği için. 22. dakikanın içerisinde çıkacak olan Okyanus Ejderi takımlar tarafından ilgi görmeyebilir. Blaber, o da şu ana kadar fena bir oyun ortaya koymuyor.
Doğru zamanda doğru yerde olmayı başardı. Sadece bir kere yemlendiğini gördük. Tabii hem Galio hem de Aatrox güçlenince oyunun orta koridorda dönme olayı birazcık yavaşladı. Şimdi yan koridorlarda bir şekilde baskı kurmak istiyor ve Galio'yu aktif şekilde kullanmak istiyor Cloud9 ama bunu yapabilecekleri tek yer üst koridor gibi gözüküyor. Belki de bunun için alt koridorlarını üst koridora göndermek isteyebilirler. Ya Cloud9'un amacı da az önce de dediğimiz gibi Urgot'un ve Tristana'nın güçlenmesine izin vermek. Onlar çünkü oyun sonuna ulaşıldığı zaman işte 3 eşya 4 eşya alındığı zaman çok tehlikeli şampiyonlar haline gelecekler. Labor bir an için Core JJ'yi gördü orada. Yalnız görüş çizgisinin ne kadar ileri çektiğini görüyoruz Genji'nin. Karşı orman kırmızı totemlerle dolu. QA. Şimdi burada Sneaky ile bir takasa giriyor ama Zazel de yaklaşıyor. Şu an Sneaky ona 3-3 vuruyor zaten. Arkadan da Blaber'ın geldiğini görüyoruz burada. 3 kişi bir sürpriz yapabilirler Koreli üst koridor oyuncusuna. Ve bunu fark etti çünkü 3-3 çalıya bir totem bırakmıştı. Genji hemen burada Cloud9'in yaptığı makro oyuna cevap vermek için üst koridordan hamleyi yapıyor. Ve orta koridor kulesinde canın ne kadar azaldığını biliyoruz zaten alamet kullanımından sonra. Burayı kurtarmaya da gelecekmiş gibi görünmüyorlar. Ruler. O da bir kule almayı başardı şu an kulelerde. Genji'nin 2'ye 1'lik üstünlüğü var ama orta koridor kulesini alacak şimdi Cloud9. Rahat bir kule onlar için. Çok boş bıraktı burayı Genji. Ya Haru, ihtiyacı Haru vardı Cloud9'un. Haru çok ilginç bir noktadan geldi bu arada. Orada bir adım daha atsa öldüğünü görebilirdik. Burada Cloud9 alt koridorunu üst koridora göndermedi Ruler'la Core JJ'yi karşılamak için. Onun yerine takasa girmeyi tercih etti. Çünkü orta koridordaki Minyon dalgasını ittirme fırsatı yakaladılar. Artı Galio'ları vardı. Artı Tristana'nın kulelere daha fazla hasar vermesinden dolayı. Buradan avantaj çıkan taraf oldu aslında. İki yerlik bir değişim. Genji burada bir adım geride kaldı ama güzel bir pusu. Buraya yaklaşan kimse yok. Şimdi Zazel yaklaşıyor. Jensen orta koridora gidecek zaten. Son anda çalının içine geri girdi Talia. Zazel için çok zor yerden bitme. Tutmamasına rağmen skoru alacaklar burada. Hasarları skor da Haru'ya gitti. Bu arada kaçamayacak Jensen. Çok güzel geldi QA. QA son anda orada duvara yapıştırmıştı Jensen ama Jensen sıçrasıyla kaçmayı başarıyor. İşte Cloud9'un görüşü şu anda. Pardon, Genji'nin görüşü ekranlara geliyor şu an. Evet, rakip ormanda yavaş yavaş baskı kurmaya başladılar. Eğer Jensen düşebilseler de orta koridor kulesi anlamına gelecekti zaten bu. Dakika 20'ye doğru gelirken hem baron etrafında görüşü sağlamak adına hem de aradan birini çıkartıp onun üzerine baron tehdidini oluşturabilmek adına şu an görüş konusunda çok iyi iş çıkarıyor Genji tarafı. Core JJ kendi kötü pozisyonunda mı bıraktı acaba? Sneaky biraz agresif oynuyor ama Core JJ hemen Haru yakınında olduğu için ona doğru kaçmayı başarıyor. Bu arada orada Crown'un da ayrı kitlemeye başladığını görüyoruz. Haru da kaldı. Evet. Recruit'in çalmaya çalıştığı mavi güçlendirme. Haru buna izin vermiyor. Bakalım Jensen ikinci eşya olarak neye gidecek? 7000 altın var üzerinde. Hatta bakalım altın farkına. Büyük altın farkı ormanda bu arada. Alt koridorda da yine Ruler'ın bir üstünlüğü var. 700-800 civarı altınlık. Haru da 1500'e yakın bir altın fark açmış. Blaber'la arasında. Yani Blaber şu ana kadar kötü oynuyor diyemeyiz kesinlikle. Ama arada çok ciddi bir minyon üstünlüğü var tabii Haru adına. Bunun da sebebi Talia'nın ormanı çok çok daha çabuk dönmesi. Hem o hem de koridorlardan da dediğimiz gibi yani birazcık minyon alması. Ama evet yani asıl sebebi harita etrafında hakikaten çok hızlı hareket edebiliyor Talia. Ki bir de Blue Tejder'i aldılar. Bu Talia daha da yarıyor. Şimdi QA'yı yakaladılar. QA yakalanmak için doğru hedef mi? Aynen öyle. Biraz fazla tank. Bu arada arada yakalanan bir isim var. Havaya da kalktı Blaber. Blaber ultisini kullanırken öldü. Afeti daha aşamadan öldü. Jensen az önce sıçrası atmıştı. Cehennem prangasının içinde hapsoldu. Yani bu saçma sapan bir karar oldu. Kesinlikle öyle. Cloud9 tam tarafından. Bir Blaber kararı. Ya onu Blaber mi verdi? Takım arkadaşları da hani go 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 demiş olabilir Crown, sonuçta. Crown Sneaky yakaladı kaçtı. Bu arada. Zincir kaçtı. Sneaky son anda çıkıyor buradan. Yalnız Crown'un da şu anda ultisinin olduğunu söyleyelim. Duvarın arka tarafına geçti. Ultisini de açtı Crown. Çok fazla canı yok burada. Baron, çok riske etmemesi lazım. Baron'u rahat alacak Genji.
ve 22. dakikada ve tam istedikleri zamanda aldı. Aynen. Aynen onu söyleyecektim. Bir mid game kompozisyonu, bir orta oyun kompozisyonunun en çok isteyeceği dakikalardalar. Bunu biraz daha gecik, yani bunu dakika 27-28'e kadar geciktirseydi Cloud9 tarafı oyunu istediği noktalara getirecekti. Yani şu an oyunda ölmeyecek bir şampiyon varsa muhtemelen o şampiyon Poppy ve Poppy'ye böyle bir denemede bulunmak ki kime eritecek o Poppy'yi? Çok saçma ya. Gerçekten yani Tristana vursa eritemez. Galio eritemez. Belki Urgot'la beraber. O bir şey diyeceğim. Orada görmüyorlar mı? Görmemiş. EQ atmış direkt. Blaber. Ama yani sonrasında en azından çıkabilirsiniz. Hani Zeyzal'ın girmesine. Ama bu bir Blaber kararı işte. Evet. Yani oraya niye rakibin kontrolünde olan bir yer orası yani. Oraya da o şekilde girilmez. Görüş sağlamak için bile. Çok yani büyük bir hata. En azından önce oraya bayrağı atarsınız. Aynen bir bakarsınız, aynen görüş sağlarsınız. Aynen. Direkt olarak orada EQ kombosunu yapmış. Ve bu da Blaber'ın canını ve Cloud9'ın canını bir hali sıktı. Tabii görüş kuşatma konusunda çok iyi bir kompozisyon değil bu. Taliyah'la beraber koordine bir şekilde muhtemelen kuleleri almak isteyecekler. Aynı zamanda 1-4 yaparak Crown'un ayrı kitlemesini kullanacaklardır. Lucian kuleye kolay kolay vuramaz çünkü. Cloud9 oradaki totemini korumayı başardı. Yalnız tabii şimdi çeşitli yetenekler kullanarak, en azından QA'nin tanklarını kullanarak arkaya doğru geçerek kuleyi almayı başardılar ama zor olacak, dediğin gibi çok zor olacak onlar adına. Blaber bir kere daha önde yakalanmaya tahammülü yok. Crown da bu arada ayrı kittirmeye başlamış durumda. Orada sadece kuşatma minyonunu kurtarması yeterli oldu ve kuşatma minyonu işi bitirdi. Buradan itibaren hakikaten Cloud9'ın işi çok zor. 1 dakika 40 saniye boyunca Baron devam edecek ve zaten önde olan Genji bir iki tane daha kule alacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım bunu alabilecekler mi? Arkadan güzel bir ulti geldi Haru'dan bu arada. Örgü duvarı açmayı başardı. Zeyzal'ı duvara vurmak istedi. QV onu menzil yetmiyor. Fırtına biçen... Pardon, Zeyzal anında ultisini kullanmış. Çok özür diliyorum. Fırtına biçen kritini gördünüz mü QV üzerindeki? 3 mü vurdu? 104. İyi kritik. 400 oto atakta keser şu an şeyi. Bu arada şimdi istediği oyunu yapıyor burada. Genji, Core JJ. Neden bir dünya şampiyonu olduğunu gösteren bir hareket yaptı burada. Ve Sneaky'yi çok güzel yakaladılar. Licorice de düştü. Licorice oyun boyunca hiçbir skora karışmamıştı. 0-1-0 bitirecek bu oyunu eğer böyle giderse. Işınlan'la gelecek QV. Evet, Genji maçı bitirmeye gidiyor. Biraz erken attı Işınlan'ı. Biraz bekleyebilirdi belki ama yine de tutamayacak muhtemelen Cloud9 üçlüsü. Yani şu an isterlerse Blaber'ı da çok rahat kesebilirler aslında. Ama daha çok Nexus kulelerine odaklanmış durumdalar. Şimdi orada sersemleyen bir Jensen var. Jensen oradan sıçrayla beraber uzaklaştı ama yapabileceği bir şey yok. Durant kalkanı yeterli bir hasar emici değil çünkü. Blaber neredeyse düşmek üzere. Blaber da son anda kurtuldu. Ama kurtulamayan bir şey var. O da C9'ın Nexus'u. Genji son dünya şampiyonu. Burada zafere ilerliyor ama son bir şans. Bakalım Cloud9 önlemeyi başarabilecek mi? Bunun cevabı hayır. Ruler 2 skor birden aldı. Nexus'u da aldı. Ve Genji 2018 Dünya Şampiyonası'nda ilk galibiyetini alıyor.